kanalımıza hoş geldiniz. Biz şu anda sabah 9.30 uyandık. Ata da benimle birlikte bugün. Sen de merhaba demek ister misin? Anne. Efendim anneciğim. Anne ben içeride taç aldım ya ateşimi. Evet. Orada düştüm. Evet, ata düştü ve bacağı yaralı. Birazcık. Bakmayın. Canı acıdı. Evet, bakmıyoruz ama krem sürüyoruz, kapatıyoruz. Çok mu acıdı canım? Olabilir. Hayat düşmek de var. Tabut da çok güzel. Tabut tuttuysa da işe dayanmam. Evet, ha evet, benim de şöyle göstereyim size. Kolum yandı. Böyle yağ sıçradı. Ama oğul, ikimiz de böyle yaralıyız. O da onu gösteriyor. Niye bulaştırıyorsun bacağıma? Bulaştırmıyorum krem. Öyle de titiz. Öyle işte, tabası. Size ben iki günlük bir vlog çekmeye çalışacağım. Ne o bir tane? At. Sevgi suyun. Sevgi suyun atı mı? Tamam. Evet. Bugün görünce veririz. Ne diyordum? İki günlük böyle bir hafta sonu vlog çekmek istiyorum. Belki biraz uzun olur. Hayır, nerede kaldırdım de. Nerede kaldım de. Nerede kaldım? Onu mu diyeyim? Nerede kalmıştım? Evet, iki günlük bir vlog, hafta sonu vlog çekmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Umarım sizin de severek izleyeceğiniz bir video olur. Hayır, bay bay yap. Sen yap. Azıcık daha konuşsaydık. Azıcık daha konuşsaydık. Ne diyelim anneciğim azıcık daha? Benim telefonum kaybolmadı. Evet, atının telefonu kayboldu. Bulacağız seni de. Evet, buluruz. Yani ben düşeyim telefonum. Evet evet, kayboldu anneciğim. Düşen telefon. Neyse, hadi biz şimdi kahvaltı hazırlıkları yapalım. Bay bay, görüşmek üzere. Bay bay. It's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never want. Şimdi kahvaltıyı falan yaptık, evdeyim. Şu atanın trambolini geldikten sonra o da böyle bir kargaşaya dönmüştü. Şimdi atanın bir odasına şekil vereceğim. Trambolini biraz buradaki duvarın kenarına alıp, burada gördüğünüz yatak şu anda. O yatağı falan böyle bir camın arkasına geçireceğim. Bakalım, bir atanın odasını toparlamaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olurum. Gün içinde bir de gidebilirsem pazara gideceğim. Size onları da çekelim. Görüşürüz. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Herkese yeniden merhaba. Şu anda saat 4'e çeyrek var. Ben bu saate kadar bir fil atanın odasıyla uğraştım. Şimdi bitirdim, pazara gidiyoruz. Bir pazar yapacağız, geri geleceğiz. Yemek falan yiyeceğiz. Sonra da Kürşat'ı çağıracağız. Sonra da ata arkadaşını çağıracak, Kürşat'ı. Ve Hafiz. Öyle nefes nefes kaldık. Hafiz Karacı'yla olacak. Evet, Hafiz Karacı'yla olacaklar. Daha sonra görüşürüz. Hadi. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you biz Burhaniye'de bu çeşmelerden dolduruyoruz sularımızı. Bunlar düdüklü suları. Düdüklü diye geçiyor. Dağ suyu. Biz de evimizde kullandığımız suları buradan dolduruyoruz. Şimdi böyle su doldurmaya geldik. Değil mi ata? Benim tekrar bacağım acıdı. Ay, ata tekrar düştü, tekrar bacağı acıdı. Neyse ki şimdi daha iyiymiş. Işık tam kapıdan geliyor ama biz şimdi eve geldik. Şu arkamda gösterebiliyor muyum? Şurada poşetlerim var. Onları yerleştireceğim. Hızlıca akşam yemeğini fırına atacağım.
gün bitmeden bir saatliğine Atay'ı tekrar parka indireceğim. Söz verdim ona. Şimdi koşturmalı bir hem yemek hazırlığı, akşam yemeği hazırlığı, hem aldıklarımı yerleştirme. Sonra park. Görüşürüz. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Selam, tekrar merhaba. Hızlıca yemeklerimi attım fırına. Bugün kanat ve patates var, yani en pratiğinden. Onlar pişerken ben de size böyle aldıklarımı göstereyim. Yarın daha büyük bir market yapacağız. O yüzden bugün böyle ufak tefek bir şeyler alalım diye. Bunları bizim Osman'a geldiğimiz yoldaki marketten aldık. Böyle atabı krekerleri çok seviyor. Yani bebekliğinden beri herhalde bunları bayılıyor. Bunlardan alıyorum. Parka giderken de yanıma alıyor. İyi oluyor. Bir de şunlar var. Bunlar kat 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 İlker'in. Ben çocukken de vardı. Biz çok severiz bunları. O yüzden bundan da 3 tane aldım. Bunları da Afa aldı. Bir tane şöyle Ozmo. Yine bu Ozmo'nun Ogopogo'suymuş. Yani Ogopogo almışız. Bir tane de Rocco'nun Lollipop'undan almışız. Bunlar yerleşti. 2 tane ekmeğimiz var. Bunlar bizim cezaevin ekmekleri. Buradan Nizamiye'den alıyoruz. Bir tane böyle ayvalık tost ekmeği aldım. Malum bizim buraların ayvalık tostu çok meşhur. Belki yarın sabah kahvaltıya ya da pazartesi gün yapacağım. Dedim alayım, bulunsun. Şimdi ayvalık tostu bu ekmekle çok güzel. Kola. Bizim evin herhalde olmazsa olmazlarındandır. Türkiye'de. Bu biraz şey olmuş böyle. Ivır zıvır alışverişi. Kendime şöyle filtre kahveler aldım. Bunları seviyorum. Bu şey A101'in kafeksleri. 1 lira fiyatı. Çok da uygun. Bir de şunları deneyeceğim. Ufak ufak böyle ye bitir peynirleriymiş. Bunlar da 3,5 lira mıydı? Neydi fiyatı? Ya güzel oluyor. Biz hafta içi ben her zaman böyle düzenli kahvaltı yapamıyorum. En azından yapınca da peynirin açılmamış oluyor. Bir deneyeyim dedim bunları. Bakalım nasılmış. Bu şeydi, 10 lira ve üzeri alışverişe 8 liraya geliyordu. Bu Elsev'in Dreamlock şampuanı, onarıcı bakım şampuanıydı. Bitkisel keratin, Hint yağı ve vitaminler. Allah, saçlarımın sürekli bu ara şampuan değiştiriyorum ama bir de bunu deneyelim. Bu yeni çıkmıştı. Deneyememiştik. Bundan sonrakilerde zaten Atan'ın kilosu, çikolatalı sütü, daha çilekli sütü. Ve süt dilimi, Pingu, bu hüper yoğurt, bir adet de süt dilimi. Ben şimdi hızlıca da bunları yerleştireyim. Burada yüzüme bir şey olmuş bu arada. Bu ara ben bir korona stresine girdim açıkçası. O yüzden böyle yüzümde, şuralarımda sivilcelerim var. Muhtemelen onun yüzündendir. Çünkü rüyamda virüs bulaşıyor bana. Böyle kabuslarım var, onlarla uğraşıyorum. Neyse, ben şimdi bunları hızlıca yerleştireyim. Sonra devam ederiz. Nereye gidiyoruz oğlum? Köpeklere yem vermeye. Evet, köpeklerimize yemek vermeye gidiyoruz. Hayır ya, yemek endişe yem veriliyor. Evet, ekmek, süt. Hadi bakalım. Hadi bas asfaltları. Oy. Sıfıra bas, bir kere bas, tamam. Bir kere bas, tamam. İlla o alarmı basacak. Şimdi yemeği yedi, kızdıracağım. Elimde dur anneciğim. Böyle elimde yemeklerimiz var. Yediğimiz yemeklerden kalanlarımız var. Onları şimdi ileride bir yavru köpek var. Onları götüreceğiz. Bakalım. Ben de sakın. Ben daha görmedim yavru köpekleri de arkadaşım söyledi. Merhaba. Köpekler çok açmış. Bacağım acıyor. Daha hala geçmedi. Evet, bacağı acıyor bu çocuğun. Ama dozarak düşecek. Evet. Şimdi o köpeklere yemek bye götüreceğiz. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım. Bay bay. Hadi gel Ata. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Sonra görüşürüz. Ay,
Ne diyeyim? Bir şey. Bir şey yapmıyor ki. Bir şey Ayşe. Yoksa düşer. Ya ata da bugün kaç kere düştü. Seni de çekeyim. Ay ay işte dikkat et. Sevdirmiyorlar zaten. Hemen korkuyorlar. Çok korkuyorlar. Bizim kızlar biraz sevmeye çalıştı ama. Anneciğim kenarda durun. Araba geliyor. Ben ne bileyim anne. Bilmiyorum. Anne ben ne demiyorum. It's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Günaydın. Bugün pazar. Uyandım. Saat şu anda 8:30. Ata erkenden uyandı. Akşam da zaten biraz şeydi. Arkamda şöyle dağınık bıraktım mutfağı gördüğünüz gibi. Çünkü tam biz hani mutfağı toparlayıp yatarım derken ata uyandı ve yanında istedi bizi. Öyle olunca her şeyi bıraktım. Ben de erkenden yattım. Erkenden de uyandı yani şu an saat 8:30. Şimdi ona bir kahvaltı hazırlayacağım. Ben de eşim uyanana kadar bir kahve içeceğim. Bugün dışarı çıkacağız. Market alışverişi yapacağız. Ama hava çok soğuk. Hani devamında bir yere gidemeyiz sanırım. Balkona çıktım biraz önce. Hem rüzgar var hem de düne göre daha soğuk. Dün yaz günü gibiydi. Tişörtle gezen insanlar vardı. Bugün daha kötü hava. Bir market alışverişi yaparız. Sonra belki devamında bir yerlere gidersek size onları da çekerim. Bu ara şey bu, korona yüzünden marketler talan edilmiş durumda. İnsanlar böyle tuvalet kağıtlarına, kolonyalara falan saldırıyor. Bizimki öyle bir alışveriş olmayacak. Normal aylık alışverişimiz, neye ihtiyacımız varsa onu alacağız. Bakalım neler bulacağız markette, ben de çok merak ediyorum. Dün bir şeyler almak için uğradığımda markete insanlar böyle akın akın kolonya soruyorlardı ve kolonya yok diyorlardı. Bakalım bugün diğer marketlerde neler göreceğiz. Böyle değişik bir şey bulursam mutlaka sizin için de çekerim. O zaman görüşürüz. Size orkidemi göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz? Bu benim orkidem. Yaklaşık 3-3,5 yıldır benimle ama hiç açmamıştı. Yani bayağı babam almıştı bunu bana. Böyle küsmüştü. Babam bana getirince, çünkü birkaç ay annemlerin camın önünde durmuştu. Sanıyorum yerini sevdi ki sonradan böyle bir küskünlük yaşadı. Şimdi ama kaç yıl sonra benim evimde açtı. Beni de o kadar mutlu etti ki böyle 3 tane küçücük çiçeğim var. Daha da tomurcuklarım var. İnşallah onlar da açacak. Burası da benim böyle çiçek köşem. Çok seviyorum. Bir dakika, flu'yla açtı. Ama şu da açtı. Evet, bu da açtı. Gece açtı ata, biliyor musun? Evet, ben biliyorum. Sıra bu da. Evet, sıra onda. Sen bunların içinde hangi çiçeği seviyorsun? Hatta en çok hangi çiçeği seviyorsun? Bu da. Orkide mi? İsmi neydi bunun? Orkide. Orkide. Şu ne peki? Taktüs. Taktüs, evet. Ben bunu beğendim. Ay. Onu mu beğendin anneciğim? Anne, birinci açtı. Bakın burada da böyle bir ağaç dalım var benim. Bu ağaç ne olduğunu ilgili bir fikrim yok. Hayır, benim ağacım. Evet, budama yaparken kesip böyle üzerinde yapraklarıyla birlikte atmışlar. Ben de çok üzüldüm. Şöyle göstereyim.
Çok üzüldüm. Aldım onu eve getirdim. Ama şimdi şöyle şöyle üzerinden bir şeyler çıkmaya başladı. Hey, bekliyorum. Hey. Eğer kök verirse anne, birinci ekeceğim. Açtı, ikinci açtı, üçüncü de açtı. Evet. Dördüncü açacağız. Evet, hepsini bekliyoruz. Dördüncü açacağız. Burada da bir tane böyle kaktüsüm var. Böyle bebekleri çıkmış çim durumda. Çim adamı da göstereceğiz. Atanın çim adamı vardı. Evet, kuruyor. Böyle güzel çiçekleriyim. Bak şu çok güzel ata. Bak kendi daha minicik ama onun da bebekleri olacak. Bak. Hey, görebilir misin? Dur, ellerine batacak anneciğim. Battı mı? Hadi. Tamam, dikkatli ol. Size bir şey göstermeliyim. Göster bakalım. Asya yavaş dokunursa buraya bir şey olmuyor. Bakın. Hiçbir şey olmadı. Ama yine de dokunma olur mu? Kaktüslerin dikenleri batabilir eline. Mincik dokunursun. Mincik dokunur. Kendime şimdi filtre kahve demledim. Bir de böyle okumam gereken kitaplarım var. Bir tane de yarım kalmış kitap. Ne yaptın aşkım? Annemin mumu. Evet, mumum yanıyordu şurada. Şu kokuyu çok seviyorum. Böyle limon çayı kokulu. O kadar güzel ki. Kokusu, onu yakmıştım böyle evin içinde bir hava değişikliği olsun diye. Ama ata geliyor geliyor. Ata geliyor geliyor benim mumlarımı üflüyor. Bunlar da emektar kolonyalarımız. Sürekli böyle kolonya döküyor. Ben bir tane almak istedim. Peki. Bu benim olsun. Tamam, peki senin olsun. Biz bu kolonyaları neden döküyoruz ata? Mikropları öldürsün. Mikropları öldürsün diye. Hepimizin gündemi belli yani mikroplar. Burada da ata oyuncak kutusun bir. Neyi göstereceksin? Kaykayını. Hayal gücü atanın. Bakın kaykayı. Peki anneciğim. Kahvemi demledim. Kitaplarımı da aldım. Şu ki yarım kalan kitabım. Kuzenimin kitabı. Onu bitireceğim. Sonra da simyacıya başlayacağım. Bunu daha önce de okumuştum. Geçmedi hala bacağı. 3 gün oldu. Hadi kaykayını da göster. Hadi. Ama bu gitanızın bana yan atarsa... İşte yanından geçme bir tanem sen. Ata çok güzel skutura biniyor. Bayağı şey, bu arada kaykaya sardı, sonra bu kamyonun kasası bitmiş. Benim kaykayım mı olsun? Kaykayım mı olsun? Biraz daha büyü, ben sana kaykaya alırım, tamam mı? Evet. Kamyonun dışı. Tamam aşkım. Sadece daha şey kayda istiyorum ben anne. Peki. Atanın tavşan Momo gibi. Hmm, tavşan Momo gibi. Tamam oğlum. Onun değişik kaykayları da var. Peki. Nerede kalmıştık? Bu işte Paolo Coelho'nun simyacısını daha önce okumuştum ben ama yani ben 20 yaşımda şey bir saniye müsaade eder misin bana? Tamam, ben söyle. Uyandım. Açtım dolmamı. Yaptım. Yalan durumda ama size gösteremedim. Gösteremedim mi aşkım? Size diyor bir de. Kıyamam sana, ölürüm anneciğim. Nerede kalmıştım? Ata sürekli bölüyor. Hani onu da şey yapmak, üzmek istemiyorum. Bu simyacı ben sanıyorum yani böyle 20 yaşında bile değildim okuduğumda. O zaman da çok sevmiştim. Ama şimdi bir de böyle 30 küsürlü yaşlarımda tekrar okumak istiyorum. Mikroplar dönüyor bununla. Mikroplar dönüyor. Onun adı ne ata? Mikroskop. Bir daha söyler misin? Mikroskop. Mikroskop. Hey, bacağım cuma saydı, hızlı toşardım. Tamam. Bir de bu Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım var. Bunu da okuyacağım. Bunu da çok merak ediyorum. Ahmet Ümit kitaplarını seviyorum. Böyle biraz polisiye falan olsa da. Kuzenim mi? Benim kuzenim Duru, Ezgi, Gül, Kamil. Bir sürü. Hangisini sayayım ki? Bir sürü kuzenim var benim. Ama bunlar teyzem çocuk. Benim en sevdiğim bayağı neydi biliyor musun? Kim? 20 seviyorum ben. Atanın da bu ara böyle alerjik bir kuru öksürüğü var. Neyse, bizim muhabbetimiz bitmez. Hadi biz şimdi kahvemizi içelim. Ata da oyuncakları görsün. Ben de söyleyeceğim. Söyle. Ben de elma. Hadi bay bay yap. Bay bay. Thank you.
herkese selam yeniden. Valla burası da benim şey gibi, böyle seslenme alanım gibi oldu. Hazırlandık biz, şimdi markete doğru çıkacağız. Saat 3'e 10 var. Uyandı eşim, işte bir kahvaltı yaptık, bir kahve içtik. Eşim belini incitti, toparlanamadı. Yani dünden beri bayağı kötü. Onu ikna edebilirsem bir hastaneye götürmek istiyorum. Çok niyeti yok ama bu son olaylardan dolayı. Onun dışında da bir market alışverişimiz olacak. Dönünce görüşürüz. Valla biz marketi yaptık, geldik. Şu yerde gördükleriniz bayağı böyle stoklandık resmen. Tek tek anlatmam çok mümkün olmayacak ama ben genel ihtiyaçlarımızın hepsini aldık. Yani bir süre böyle evimize takılarak yaşamamızı idare ettirebilecek kadar yiyeceğimiz var. Bir dakika. Efendim oğlum? Birazdan geliyorum. İşte böyle. Ben şimdi bunları hızlıca yerleştireyim. Bir de bu akşam için makarna yapacağım. Şu an hiç yemek yapmak da canım istemiyor. Ev halkı da oyunu makarnadan yana kullanınca bana da makarna pişirmek farz oldu. Şimdi ben hızlıca bunları yerleştireyim. Sonra görüşürüz. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Selam herkese. Biz arkadaşımla böyle çıktık ekmek almaya. Şimdi ama çok soğuk bugün. Bereleri yeniden taktık. Hem biraz yürüyüş yapıyoruz, hem de eve dönüyoruz artık. Köpekler bizi görenler nasıl geliyor? Göstereyim mi size? Ya geliyorsunuz ama yemeğimiz yok bizim. Demet ya, şu arkadan gelen daha aç sanki. Kız poşeti yiyor. Kıyamam ya ben size. Bulacağım ben size çare. Gel. Gel hadi, gel ekmek ye. Asya çekil bak, korkuyorum. Asya geliyorlar. Çekiler. Gel. Ah, kıyamam, şu zayıf olan yesin biraz ha. Ah benim, sen de ye, aç gözünü. Bilseydik alırdık ya. Tamam, gidiyorlar artık. At kuşum. Çok korkuyorlar insanlar. Bakalım, belediye aradı. Bir veteriner yollayacakmış. Hadi bay bay. Hadi Ayşen, gel gidelim. Vallahi hepsini yerleştirdim. Bayağı yoruldum. Yani nereden baksanız bir 40 dakika vaktimi aldı. Sofrayı da hazırladım. Bugün makarna, salata. Öyle yeterli yani. Çok fazla bir şeyle uğraşamadım. Çünkü birkaç markete birden girdik. Çok yoruldum. Oh, bu da bize yeter diye düşünüyorum. Afiyet olsun. Ben böyle salçalı sosu seviyorum. Bugün dedim böyle yapayım. Şöyle karşıdan ışığı alayım. Heh. Şimdi çok güzel oldu. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonunu basmayı unutmayın. Hatta kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.